Medya Portalı'nda yayınlanan Kampana programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geride bıraktığımız haftanın en çok ses getiren konularından biri Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile yaptığı anlaşmaydı. Bunun üzerine çok da söz söylendi. Aslında biraz da kapalı kutu. Anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. Sadece şirkette anlaşma yapıldığına dair bilgiler var. Korkut Boratav, McKinsey anlaşması ile ilgili bir yorum yaptı ve yorumunda şöyle dedi. McKinsey anlaşması ile Türkiye aslında IMF programı uyguluyor. Sen bu yoruma katılıyor musun? Korkut Hoca'nın ekonomiyle ilgili söylediği herhangi bir yoruma katılmamak öyle çok kolay olmasa gerek. Hocanın yazdığı yazıyı ben de okudum. Hoca IMF programı uyguluyor Türkiye derken aslında şunu söylüyor. 2018'in yanılmıyorsam Mart ayında IMF Türkiye ekonomisine dair bir rapor hazırladı. O rapor Türkiye ekonomisinin içerisine girmekte olduğu krizden bahsediyordu ve o krizden IMF yöntemleriyle nasıl çıkabileceğini anlatıyordu. Korkut Hoca yeni ekonomik programla IMF raporunu karşılaştırıyor ve diyor ki evet, yeni ekonomik programın öngörüleri, hedefleri IMF programındaki öngörülerle, hedeflerle neredeyse birebir örtüşmekte. Yani kamu borcu, kamuda yapılacak tasarruf, nelerin özelleştirileceği, dövizin ve faizin nereye gideceği, bunların hepsi yeni ekonomik programla IMF programı arasındaki örtüşmeye tekabül ediyor. Korkut Hoca devamında şöyle diyor. Bu programda eksik olan şey IMF ile bir standby anlaşması imzalanmamış olmasıydı. Onun da bir benzerini gittiler McKinsey ile imzaladılar. Tabii şimdi burada bir de fark var. IMF ile herhangi bir anlaşma imzaladığınız zaman IMF kredi dilimlerini sizin o anlaşmaya uyup uymadığınızı denetleyerek serbest bırakıyor. Zaten buna da standby anlaşması, izleme anlaşması deniliyor. Siz yapısal uyum programı denilen programın size önerilen çerçevesini, o maddeleri uyguladıkça işte kredi dilimleri de serbest bırakılıyor. Uluslararası sermaye de onu bir yeşil ışık olarak görüp ülkeye yatırım yapıyor. Şimdi burada tabii böyle bir anlaşma yok. Yani McKinsey'e siz para verdiğiniz için, siz onu müşterisi olduğunuz için o sizi bu tür bir denetlemeye, yaptırımı olan bir tür denetlemeye tabi tutamayacak. Böyle bir şey yok. Ama bir yandan yapmaya çalıştıkları şey şu, madem IMF'ye gitmiyoruz, IMF ile anlaşma zemini şu an kendi politik duruşumuz açısından henüz söz konusu değil. O halde uluslararası sermayeye güvence verecek olan, biz zaten bir IMF programı izliyoruz ama bunu IMF ile anlaşma yapmaksızın izliyoruz diyen bir tutuma ihtiyaçları vardı. İşte McKinsey aslında buna yarıyor. McKinsey uluslararası sermayeye şu an Türkiye'deki yönetici sınıfın ve ekonomi yönetiminin biz aslında uluslararası kapitalist sistemin kurallarına bağlıyız. O sistemden herhangi bir şekilde ayrılmayı düşünmüyoruz. Serbest piyasa ekonomisiyle herhangi bir derdimiz yok. Dolayısıyla evet, borçlarımız var, ekonomik krize gidiyor ama biz bu krizin yükünü esas olarak halkın, emekçi sınıfların sırtına yükleyeceğiz. Klasik bir IMF programında olduğu gibi. Sermayeyi kolaylaştırır, sermayenin işini kolaylaştırıcı önlemler alacağız. Dolayısıyla burası hala yatırım yapmak için güvenli bir limandır. Bu limanda kalmaya, bu limana gelmeye devam eden şekilde bir mesaj taşıyor McKinsey ile anlaşma. Fakat IMF ile anlaşmaktan belki de çok temel farkı, az önce söylediğim üzere IMF'nin bir yaptırım uygulama durumu vardı. McKinsey'de öyle bir şey yok. Dolayısıyla McKinsey ile anlaşma uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekmek için IMF ile yapılacak bir anlaşmadan çok daha zayıf ve çok daha etkisiz olacaktır. Yani hocam diyorsun ki kısacası yabancı amiyane tabirle bunu yemez. Doğru mu anlıyorum? Evet, bunu şu anlamda yemez. Yabancı sermaye Türkiye'de karlılık elde ettiğini gördükçe, yüksek faizler devam ettikçe, parasına dokunulmayacağını bildikçe gelmeye zaten devam edecektir. Ama küresel sermayeye şöyle bir mesaj verilmek isteniyorsa, İşte biz hala bir takım denetleme kuruluşlarına, denetleme mekanizmalarına tabiiz. Birilerinin bizi kontrol etmesine izin veriyoruz. Türkiye'de bir vadede tekrar hukuk devletini inşa edeceğiz. Bizim kurduğumuz rejim antidemokratik bir rejim değil. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejim vesaire. Bu takım buna benzer sözler verilmek isteniyorsa, evet o tabir doğru. Yabancı sermayenin bu tür şark kurnazlığı diye tabir edebileceğimiz yöntemlere ben karnının tok olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocam bir de önceki gün TÜİK son enflasyon rakamını açıkladı ve yıllık %24.52 dedi. Bu rakam bize neyi gösteriyor? Her şey hükümet açısından yolunda mı?
Hükümet açısından anlaşılan hiçbir şey yolunda değil. Çünkü bu enflasyon bir kere son 15 yılın en yüksek enflasyonu. Dolayısıyla aslında en başa 2002'ye 2003'e kriz sonrasına döndük demektir bu. Üstelik kriz döneminde bile yanlış hatırlamıyorsam 2001'de bile bu yükseklikte bir enflasyon yoktu. Dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin bir kriz içerisine girdiği artık çok net bir şekilde görülebiliyor. Üstelik bunu Ekonomi Bakanı da meğer yapay değilmiş, gerçekten bir kriz var. Dolayısıyla buna önlemler almamız gerekiyormuş şeklinde ifade etti. Şimdi baktığımız zaman bu enflasyonun ekonomistler talepten değil esas olarak maliyetten kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Yani bu enflasyonun gerisinde halkın ve hane halklarının alım talebi yok, maliyet kalemleri var. Yani esas olarak ithalat meselesi var. Dolar sürekli arttığı için ihracat yapan sanayicilerin, iş adamlarının, sermayedarların maliyetleri artıyor. Çünkü Türkiye'de ihracat hala önemli ölçüde ithal kalemlerin, girdilerin ihracatta kullanılmasıyla söz konusu olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında aslında o kur şoku dediğimiz şeyi yaşıyoruz. Yani kurun bir anda altı seviyelerine gelmesi. Dolayısıyla şu an Türkiye'de sermayedarların üretim maliyetlerini, ithalat maliyetlerini son derece arttırmış durumda. Ve bunun da çok kısa vadede çözülmesi imkansız gibi görünüyor. Bakan en kötü dönemi geride bıraktık dedi ama hayır, şeye de bakmak lazım. Tüketici enflasyonu %24 ama üfe dediğimiz üretici enflasyonu %46. Bu ne demek? Üreticilerin maliyetleri bir yılda en az %46 artmış demek. Dolayısıyla tüm zamların, yapılacak olan zamların da %46, %50 civarında olmasını beklemek durumundayız biz mantık yürüttüğümüzde. Bu açıdan bakıldığında Türkiye bir enflasyon faiz sarmalına girmiş gibi görünüyor. Yani enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça ülkeye yabancı para çekmek için Merkez Bankası faizleri arttırıyor. Faizleri arttırdıkça tekrar enflasyon yükseliyor. Ve buna iktisatçılar aslında bir kavramla, 70'lerde ortaya çıkan bir kavramla stagflasyon olgusu diyorlar. Yani bir yandan ekonomi durgunlaşacak, öbür yandan fiyatlar genel düzeyi dediğimiz enflasyon artmaya devam edecek. Türkiye ekonomisi Ekim ayı itibariyle stagflasyona girmiş durumda. Yani biz hem bir ekonomik daralma yaşayacağız, şirket iflasları, işten çıkartmalar, batık bankalar görebiliriz bu süreçte. Öte yandan ise enflasyonun yani hayat pahalılığının da buna eşlik edeceği bir süreç karşımızda görünüyor. Zaten önümüzdeki birkaç yılın en azından 2019-2020 belki 2021'e kadar uzanacak bir iktisadi kriz sürecine girdiğimiz anlaşılıyor ve bunun kaçınılmaz olarak da siyasete bir takım etkileri olacaktır. Peki bu ekonomik darboğazla ilgili olarak da şöyle bir yorum yapılıyor. Mesela Erdoğan'ın bir Almanya ziyareti oldu. İşte Cumhurbaşkanı ona özel bir yemek verdi, Merkel'le görüştü. Ankara bu ziyaret karşısında olumlu bir hava estirmeye çalışsa da Almanya'dan gelen tepkiler sanki bu yönde değil. Yani Almanya bu kadar da olumlu görmüyor bu ziyareti ve görüşmeleri. Sence Erdoğan Almanya'dan istediğini alarak mı döndü? Erdoğan'ın Almanya'dan eğer istediği ciddi bir ekonomik yardım ise, eğer böyle bir niyetle gidildiyse, hayır, bunun böyle olmadığı görüldü. Ya da işte Alman yatırımcıların Türkiye'ye daha çok yatırım yapması ise, bu tür anlaşmalar yapılmadı. O ziyaretin temel nedenlerinden biri ABD ile yaşanan gerilimde yeniden Avrupa Birliği'ne, yeniden Avrupa'ya yanaşmak gibi aslında yine Avrupa Birliği'nin ya da Almanya'nın namiyane tabirle yemeyeceği bir niyet vardı bunun arkasında. Gidildi, görüşüldü. Almanya'nın Türkiye'den çıkarları esas olarak şu an itibariyle göçmen akınını durdurması gibi görünüyor. Önemli olan bu. Öte yandan Almanya'nın ben doğrudan Türkiye ekonomisinin çöküşünü, çökme işini dert edindiğini düşünmüyorum. Şu anlamda elbette ki Almanya Türkiye'ye ihracat yapmak zorunda, ekonomik ilişkilerini devam ettirmek zorunda ama bir ekonomik kriz aynı zamanda Türkiye ekonomisinin bütünüyle Almanya'nın kontrolüne geçmesini, Alman emperyalizminin Türkiye üzerindeki hakimiyetini artırmasını da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla birden fazla planları olduğunu düşünmek durumundayız. Bu gezinin ilginç sonuçları oldu. Şöyle ilginç sonuçları oldu. Erdoğan Almanya seyahatinden döndükten sonra TBMM'de yaptığı konuşmada
Avrupa Birliği ile yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Sadece 3 gün önce. Dün ise TRT World Forum'du galiba. Orada çok ilginç laflar edip dedi ki biz gerekirse Avrupa Birliği sürecini referanduma götürürüz. İşte 63'ten beri bizi oyalıyorlar. Yıllar oldu. Bizden daha kötü ülkeleri Avrupa Birliği üyesi yaptılar. Biz buna itiraz ediyoruz dedi. Ve aslında 2017 referandumu öncesindeki söylemine dönmüş oldu. Hatırlayacaksınız o dönemde de bir referandumda AB için yaparız deyip kitleleri işte bunlar Haçlı, bunlar Nazi artı, bunlar bize düşman diyerek kutuplaştırma siyaseti izleniyordu. Bu 3 gün içerisinde ne olmuş olabilir? Bunu sormak lazım. Yani eğer Tayyip Erdoğan dün önünde prompter yok diye irticalen konuştuysa bu başka bir şeydir. Bunu anlayabiliriz ama bu 3 gün içerisinde bir şeyler değişmiş midir sorusunu sormamız gerekiyor. Bana göre tam da senin işte sorduğun Almanya'dan istediğini aldı mı meselesi, Avrupa Birliği'nden ve Almanya'dan herhangi bir şekilde para gelmeyeceği anlaşıldı ise ve önümüzde yerel seçimler varsa, biz de bu yerel seçimlere bir ekonomik krizle gidiyor isek, bu ekonomik krizin yükünün, faturasının, sorumluluğunun kesileceği bir takım odaklara ihtiyaç var. Tam da bu nedenle AKP ve Tayyip Erdoğan önümüzdeki süreçte ABD ile ve AB ile olan ilişkileri yeniden gerebilir mi? Eğer gererse bunun ekonomiye maliyeti ne olur? Dolar nerelere yükselir? Buna bir bakmak zorundayız. Ben şu an sadece tahminen böyle bir şey söylüyorum. Yani 3 gün içerisinde bu söylem değişikliğinin eğer bir nedeni varsa oturup kendi aralarında konuşmuş olabilirler. Zaten ekonomik kriz gelmekte. Ekonomik kriz gelirken bunun iç ve dış düşmanların sırtına bir şekilde yıkılması gerekiyor. Çünkü milliyetçiliğin ve dinin pompalanması bu krizin AKP tabanındaki yansımalarını zayıflatacaktır. Bunu zayıflatmak isteyeceklerdir. Krizin faturasını, maliyetini bir yandan emekçilerin sırtına yüklerken sorumluluğunu da dış güçlere yüklemek isteyeceklerdir. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki günlerde birincisi Raip Brunson'un bırakılıp bırakılmayacağını ve ikincisi AB konusunda, AB referandumu konusunda bir takım yeni adımların atılıp atılmayacağını izlemek lazım. Örneğin bugün havuz medyasının çoğunda manşetlerde AB için referandum manşeti ya da üst manşeti atılmıştı. Dolayısıyla ortada bir plan olduğunu, ortada yeni bir yol haritası olduğunu, Avrupa'yla da olmadı, zaten para gelmiyor. Dolayısıyla seçime kadar olabildiğince gerelim, seçimden sonra tekrar bakarız tarzı bir düşünceye sahip olup olmadıklarını izleyip görmek lazım. Peki sence gerçekten referanduma gidebilir mi? Denenebilir, şöyle denenebilir. Bir referandum yapacağız denir ama o referandumun sonuçları kesin bağlayıcı olmaz. Denilir ki bu referandumdan çıkacak sonuç bizim yol haritamızı belirleyecek denir. Ve toplum gerçekten AB karşıtlığı ve yandaşlığı üzerinden bir tür yeni bir kutuplaşmaya götürülebilir. Oradan çıkacak sonuçta da denir ki evet bakın işte halkımız Avrupa Birliği'ni istemiyor ama biz masaya bundan sonra halkımızın söylemiş olduğu bu kararla oturuyoruz. Yoksa o referandumdan karar çıktı biz de Avrupa Birliği üyeliğini resmi olarak geri çekiyoruz diyeceklerini ben zannetmiyorum. Dün de ilginç bir olay yaşandı. Şimdi biraz MHP'den bahsetmek istiyorum. Devlet Bahçeli, Meral Akşener'le ilgili ilginç tehditlerde bulundu. Meral Akşener de buna bir karşılık verdi. Dün gece de sanırım sabaha karşı Meral Akşener bir video paylaştı sosyal medya hesabından. Bilmiyorum, gördün mü hocam? Evet, izledim. Bir grup MHP'li Meral Akşener'in evinin kapısına dayanıyor ve işte sloganlar atıyor, onu protesto ediyor. Yani ortada ilginç bir durum var. Yani MHP aslında kendi içinden kopup ayrılmış bir grubu resmen hedef gösteriyor. Ya bu tartışma nereye evrilir? Akademik uzmanlık alanı ve tez çalışması da ülkücü harekete dair olan biri olarak aslında bu çok şaşırtmıyor beni. Çünkü ülkücü hareketin geçmişinde kendi içinden çıkan gruplara, fraksiyonlara yönelik çok ciddi şiddet eylemleri olmuştur. 1960'lı yıllarda ilginç de bir bilgi vereyim. İzmir'de bir grup genç ülke ocaklarına da yakın yani o dönemki MHP'ye de yakın ama bir teşkilat kuruyorlar. Teşkilatın adı Nasyonel Aktivitede Zinde İnkişaf. Tabii şimdi böyle komik bir isim ama bunu kısaltınca Nazi oluyor ve o gençler Nazi özentisi ama aynı zamanda MHP'nin içerisinde hareket etmek istiyorlar. MHP'liler gidip bunları dövüyor mesela. Sonrasında 1969'un sonlarında 1970'lere girildiğinde
Ülkücü hareket içerisinde Türk İslam sentezcilerle Türkçüler ayrıştığında, yani Türk eş taraftarları ve Nihalatsız taraftarları ayrıştığında, Türk eş taraftarları Ankara'da örneğin iki tane Türkçü şamanist dedikleri genci öldürüyorlar çatışmada. 1990'lı yılların başında BBP ile, yani Muhsin Yazıcıoğlu ekibiyle bir ayrışma söz konusu olduğunda, o dönemde Yazıcıoğlu ekibinin çıkarttığı gazeteyi basıyorlar, gazete müdürünü tartaklıyorlar. Ve yine aynı yıllarda yanılmıyorsam Sadi Somuncuoğlu'ydu. Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda, Sezer sonrası olsa gerek, Sadi Somuncuoğlu'na yönelik de bir şiddet eylemi gerçekleştirilmişti. Ve bunların hepsine de bir şekilde töre vesaire deniliyor. Yani bu açıdan bakıldığında ülkücü şiddet Türkiye'de esas olarak solculara, sosyalistlere yönelmiştir. Ama ülkücüler kendi içlerinden ihanet diye kodladıkları birileri çıktığında, bir ihanet eylemi olarak kodladıkları birileri çıktığında onları da yine bu şiddetle cezalandırırlar. Dolayısıyla dünkü ev baskınını ben çok şaşırtıcı görmüyorum. Zaten önce meclisteki grup toplantısında Akşener, Bahçeli'ye yönelik çok sert sözler söylemişti. Açıklamalarda bulunmuştu. Sonra Bahçeli dün akşam saatlerinde işte Twitter'dan bir takım tweetlerle Akşener'i hedef gösterdi. Aynı zamanda McKinsey'i savundu. Türkiye ekonomisi için faydalı olacağını söyledi. Akşener de o tweette karşılık olarak ne yazmıştı? Demirden korksak trene binmezdik gibi bir Evet. şey yazmıştı. Bu arada tabii bu ülkücü terminoloji içerisinde bu tür işte delikanlı, racon kesme gibi şeyler de yaşanıyor. Dolayısıyla karşılıklı mentionlaşmalardan sonra bir grup ülkücünün işte İstanbul'da İyi Parti merkezine, İyi Parti binasına değil ama şeye gittiklerini, Akşener'in evine gittiklerini gördük. Süreç daha da sertleşebilir. Yani sokaklarda başka şeyler de olabilir. Bunlar şaşırtıcı olmaz. Özellikle eğer Türkiye seçim sürecine girdiyse, seçim konjonktürüne girdiyse ve AKP ile MHP sahiden de ekonomik kriz nedeniyle oylarında bir takım düşüşler öngörüyorlarsa, içeride ve dışarıda siyasal kutuplaşmayı derinleştireceklerdir. Az önce anlatmış olduğum ABD ve Batı ile ilişkiler yeniden gerilirken, içeride de yeni bir kutuplaştırma siyaseti devreye girebilir. Yani bir tarafta AKP, MHP, bir tarafta ise geriye kalanlar. Bu geriye kalanların vatan haini olarak kodlanmaları, bölücü terörist olarak kodlanmaları. Böyle bir süreç yaşamamız ve bunun da sokağa yansıması sanıyorum ki çok şaşırtıcı olmayacaktır. Peki hocam, yani şimdi Bahçeli McKinsey'yi savundu. Şimdi eğer iktidarın ve onun müttefiki MHP'nin ana söylemi milliyetçilik üzerine, millilik üzerine, yerlilik üzerine kuruluysa, o zaman burada da bir tezat yok mu? Yani şimdi İyi Parti MHP'nin tutumuna göre biraz daha millici gibi görülüyor. Şimdi burada da taban acaba hangisini öz hakiki milli olarak görecek ve oraya doğru yönelecek? Ve şöyle söyleyeyim, İyi Parti eğer iktidar ortağı olsaydı emin olun İyi Parti de McKinsey'yi savunurdu. Çünkü sağcılığın mayasında her zaman bu topraklarda Amerikancılık olmuştur. Zaten MHP ve işte sonrasında içerisinden çıkanlar, bunların hepsi Soğuk Savaş döneminin ürünleridir. Hepsi bir şekilde Amerikan laboratuvarlarında antikomünizm adına yaratılmışlardır. Ve geçmişten bugüne de her zaman Amerikan çıkarlarını gözetirler. Amerikan çıkarlarını gözetmenin yanı sıra Türkiye'de her zaman sermaye düzeninin bekçiliğini yapmışlardır. Bu açıdan bakıldığında güya millici, yerlici gibi görünen gerek milliyetçilerin, gerek siyasal İslamcıların ve söz konusu olan kapitalizm olduğunda, söz konusu olan uluslararası sermaye olduğunda, söz konusu olan emperyalizm olduğunda gayet uslu, akıllı bir pozisyona büründüklerini, tüm o hamaset edebiyatını bir kenara bıraktıklarını, işte güya realist görünmek adı altında tabii ki eğer Türkiye ekonomisinin ihtiyacı varsa bir şirketle anlaşma yapılır diye bunu meşrulaştırmaya çalıştıklarını görebiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında sağ partilerle sermaye düzeni, Türkiye'nin kapitalizmi arasındaki ilişkiyi bildiğimiz için bunlar bana çok şaşırtıcı gelmiyor açıkçası. Ama dediğim gibi şu an İyi Parti'nin tırnak içinde daha millici görünmesinin nedeni ben muhalefette olması olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şekilde iktidar ortağı olabilseydi resmi ya da gayri resmi olarak onlar da emin olun ki McKinsey'in Türkiye ile anlaşmasını belki usulden bir takım itirazlarda buna bulunabilirlerdi ama özü itibariyle, esası itibariyle buna itirazda bulunacaklarını sanmıyorum açıkçası.
Evet, son sorum Suriye üzerine olacak. İdlib'le ilgili son konuşmamızdan, yani önceki programdan bu yana aslında sahada pek de fazla bir değişiklik olmadı. Olduysa da aslında biz bilmiyoruz. İşte bir takım grupların silah bırakmayı kabul etmediği, işte kimilerine göre de işte bazı savaşçıların Türkiye'ye getirildiği ya da daha önce de konuşmuştuk, Fırat Kalkanı bölgesi ya da Afrin'e konuşlandırıldığı gibi aslında çok da teyit edilmemiş bilgi dönüyor. Benim sorum aslında çok da İdlib'le alakalı olmayacak ama Erdoğan dünkü konuşmasında ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye Suriye halkı seçimini yapmadan ülkeden çıkmayacak dedi. Ama oysa 2014 yılında bir devlet başkanlığı seçimi yapılmıştı ve 3 adaylı seçimde Beşar Esad oyların yanlış hatırlamıyorsam %88'ini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti. Şimdi Erdoğan bu süreçte tekrar Suriye'de bir devlet başkanlığı seçimini işaret ederek Suriye halkının fikrinin değişmiş olabileceğini ve Esad yerine başka birini seçebileceğini mi öngörerek bunları söyledi, yoksa bunun altında başka bir şey mi yatıyor? Buradaki seçimle kastedilen sadece herhalde sandığa gidip oy vermek değil de daha böyle metaforik, daha soyut bir düzlem üzerinden ve aslında Türkiye'nin orada sonsuza kadar kalmasını meşrulaştırmak için söylenen bir sözmüş gibi geliyor bana. Çünkü o konuşmada şöyle bir şey dedi. Amerika oraya davetsiz gitti. Rusya Suriye Devleti'nin davetiyle gitti. Biz ise halkın davetiyle gitti. Eğer Türkiye iddia edildiği üzere halkın davetiyle gittiyse, ki böyle bir şey yok, tabii ki bu söylemin devamı da halk seçimini yapana kadar biz Suriye topraklarında kalmaya devam edeceğiz olur. Fakat burada halkın seçimini yapmasıyla kastedilen nedir? Bunu anlamak güç. Çünkü şu an Fırat'ın doğusu, yani YPG ABD kontrolündeki bölge ile İdlib dışında şu an tamamen Suriye toprakları Şam yönetimi tarafından kontrol ediliyor. Ve Şam yönetimine yönelik elbette ki bir takım muhalefet odakları olabilir. Ama o silahlı mücadele denilen şey, cihatçıların merkezinde bulunduğu şey tamamen bitmiş durumda. Ve zaten herhangi bir ülkenin kendi sınırları dışındaki başka bir ülkenin siyasal süreçlerine müdahale etme hakkının uluslararası hukuk açısından olmadığını bilmek, düşünmek ve buna göre hareket etmek zorundayız. Ve tersten düşünelim. Mesela yarın bir günde Esad çıksa ve dese ki ben de Türkiye'de halk seçimini yapana kadar bundan sonra Türkiye topraklarında asker bulunduracağım. Yani böyle bir mantıkla hareket edilebilir mi? Herhangi bir şekilde başka bir ülke, başka bir ülkenin topraklarını işgal edip ondan sonrasında da o halk seçimini yapana kadar ben buradayım diyebilir mi? Bu hem uluslararası hukuk açısından, hem komşuluk hukuku açısından, hem etik açısından son derece problemli. Dolayısıyla bu açıklamanın bir kıymeti harbiyesi yok. Türkiye ordusunun Suriye'de kalıp kalmayacağını esas olarak Suriye içi ve uluslararası dengeler belirleyecek. Önümüzdeki süreçte İdlib Anlaşması'nın uygulanıp uygulanamayacağına bakacağız. Ayın 15'i yaklaşıyor. Grupların bir bölümünün çekileceği söyleniyor, senin de belirttiğin gibi. Bir bölümünün ise savaşacağı söyleniyor. Bir takım kırsalda çatışmalar, küçük çatışmalar devam ediyor. 15 Ekim'den sonra kimler çekiliyor, kimler çekilmiyor, silahsızlanma bölgesi gerçekten tesis edilebiliyor mu, edilemiyor mu? Ediliyorsa ne olacak, edilemiyorsa ne olacak? Bunların sonuçlarını göreceğiz. Ve zaten sonrasında, İdlib'den sonrasında sıra başka yerlere de gelecek. Dolayısıyla bu açıklamalar aslında, hep söylüyorum bunu, AKP'nin Suriye üzerindeki emperyal heveslerinin hala devam ettiğini gösteriyor. Ancak o emperyal heveslerin sürüp sürmeyeceğini de tek başına Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları değil, esas olarak uluslararası güç dengeleri belirleyecek. Peki hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Tunca.